Deep Web'in tam olarak Türkçe karşılığı yoktur. En yakın anlamı derin web'tir. Bir tanım daha yapacak olursak, arama motorları tarafından bulunamayan bütün internet içeriği Deep Web'tir. Ancak çoğumuz Deep Web'i yanlış bilmektedir. Yaygın görüş Deep Web'in tamamen yasa dışı olduğu yönündedir. Fakat böyle bir durum söz konusu değildir. Deep Web'in de kendi içinde bölümleri vardır. Mesela kurumlar kendilerine özel içeriklerin arama motorunda bulunmasını istemezler. Bunlar finansal bilgiler veya kişisel bilgiler olabilir. Arama motorlarında bulunmayan bu içeriklere belirli linklerle veya başka yollarla ulaşabiliriz. Bunun yanında bir gün forum açarsanız siz de göreceksiniz. Forumlarda sadece adminlerin ulaşabildiği bölümler vardır. Bu bölümleri arama motorları ile bulamazsınız. Bu ve bunun gibi birçok örnek mevcuttur. İşte bu verdiğim örnekler Deep Web'in yasal bölümünü oluşturmaktadır. Deep Web toplam internet içeriğinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Yani bizim gördüğümüz internet genel internetin küçük bir kısmıdır. Şimdi gelelim Deep Web'in karanlığa gömülmüş kısmına. Uyuşturucu satışlarının, kiralık katil ilanlarının, işkence görüntülerinin, organ ticaretinin, tarihi eser kaçakçılığının, yasa dışı silah satışlarının, çocuk istismarı ve aşırılık içeren porno içeriklerin barındığı yer burasıdır. Bu alanlar normal kullanıcıların göremediği alanlardır. Ülkemiz internetle tanıştığı ilk zamanlarda bu karanlık kısımlar bazen yüzeye çıkabiliyordu. Özellikle bazı siteler işkence ve intihar görüntülerini, bunun yanında yasa dışı olan absürt porno içeriklerini yayınlıyordu. Ancak günümüzde yetkili kurumlar buna müsaade etmemektedir. Bu içeriklerin neredeyse tamamına erişilmesi normal bir kullanıcı için artık mümkün değildir. Yine de ben gireceğim diye inat eden bir kişi belli yöntemler kullanarak bu alanların belirli bir kısmına yine ulaşabilir. Ancak günümüzde internet aleminde bile olsa şüpheli eylemler gerçekleştirenler takibe alınabiliyor. Hani bazılarımız ben proxy kullanıyorum, DNS kullanıyorum, Tor kullanıyorum bana bir şey olmaz diyor ya, sadece kendilerini kandırıyorlar. Sizin eriştiğiniz tüm noktaların bilgisi internet servis sağlayıcınız tarafından görüntülenebilmektedir. Bunun yanında kullandığınız Tor browser da sandığınız kadar gizli olmayabilir. Yetkili kurumlar tarafından istenildiği takdirde çıkış noktanız rahatlıkla deşifre edilebilir. Tabi normal bir kullanıcıysanız yetkili kurumlar sizin ne yaptığınız ile çok fazla ilgilenmez. Ancak şüpheli tavırlar sergilediğiniz anda takibe alınmanız mümkündür. Bu şüphe çekecek eylemlerin başında uyuşturucu, kaçakçılık ve pedofili geliyor. Ülkemizde bunlarla ilgilenen bir internet kullanıcısının yakalanmama ihtimali çok zayıftır. Bunun yanında günümüzde birçok ülkede polis kuvvetleri Deep Web'i av amaçlı kullanmaktadır. Sahte ilanlarla birçok kişi açığa çıkartılıp tutuklanmıştır. Üstelik bu sadece Deep Web için de geçerli değildir. Sosyal ağlarda tanıştığınız kişinin polis olma ihtimali vardır. Biriyle tanışırsınız, günlerce konuşursunuz ve sizin güveniniz kazanır. Uyuşturucu, fuhuş ya da başka şey için anlaşırsınız. Ama anında enselenirsiniz. Yani bu işler artık eskisi kadar kolay değil. Neyse, şimdi en önemli noktaya gelelim. Deep Web'in katmanlarını aşarak derinlere dalacağız. Bilgisayar ve internet hakkında çok fazla bilgisi olmayan seyircilerimiz için olayı hikayeleştirerek anlatmayı tercih ettim. Konu hakkında az çok bilgisi olan diğer izleyicilerimizin ise zaten bu katmanlar hakkında bilgisi olduğunu düşünüyorum. Hadi başlayalım. Aslında normal bir internet kullanıcısı olarak alt katmanlarda gezinmemizin pek bir imkanı yok. Fakat gezebildiğimizi varsayacağız. Burası YouTube videolarını izleyebildiğimiz, Facebook'umuzu takip edebildiğimiz, maç sonuçlarını öğrendiğimiz internetteki doğal yaşam alanımız. Burayı zaten tanıyoruz. Hadi biraz daha aşağı inelim. Ortam biraz daha hızsızlaşıyor. Sunucu verilerine ulaşmaya çalışan kişiler, kendi özel alanlarına ulaşmaya çalışan adminler bu katmanda gördüğümüz kişilerden bazıları. Burada da işler yolunda gibi görünüyor. Peki aşağıda durum nasıl? Bir kademe daha aşağı inelim. Etraf biraz daha kalabalıklaştı. Ancak burada gördüğümüz kişiler gözümüze artık garip gelmeye başlıyor. Burası arama motorları tarafından dışlanmış sitelerin bulunduğu yer. Burası aynı zamanda FTP bölgesi. Tüm bu garipliklere rağmen bir alt kata iniyoruz. Ancak bu seviyeye inmek için artık anahtara ihtiyacımız var. Yani DNS anahtarı. Etraf yine kalabalık. Kanunsuzluk kendini hissettirmeye başlıyor. Etraftaki kişiler artık bize pek güven vermemeye başlıyor. Burası devletlerin ve arama motorlarının bizleri uzak tutmaya çalıştığı yer. Yani illegal sitelerin, şiddet görüntülerinin ve sakıncalı porno içeriklerinin kol gezdiği bölgedeyiz. Bunun yanında virüs yuvalarını da keşfediyoruz. Bu noktadan sonra artık güvende değiliz. Buna rağmen biraz daha aşağı adımımızı atıyoruz. Burası çok garip bir yer.
her şeyin değiştiğini görüyoruz. Artık bir rehbere ihtiyacımız var. Bu rehber de Thor Browser. Bu yolda nereden ne çıkacağını bilmiyoruz. Rehberimiz Thor'un tavsiyelerine uymak zorundayız. Thor'un güvenlik alanından çıkarsak tehlikelere açık hale gelebiliriz. Bu arada bir şey fark ediyoruz. Artık bildiğimiz site isimleri yok. Tamamen gizli bir link sistemi etkin. Biraz dolaştıktan sonra kanunun ve düzenin olmadığı yerde olduğumuzu anlıyoruz. Uyuşturucu ve kadın satıcılarının, kaçakçıların ve dolandırıcıların artık her yerde olduğunu görüyoruz. Ayrıca pek bilinmeyen bilgileri öğrenebileceğimiz yer de burası. Ama böyle tekinsiz bir yerde her bilgiye güvenmek ahmaklık olur. Çünkü bazı kişiler sanki gizli bir bilgiye ulaşmışız gibi bizi kandırmaya çalışır. Aslında zaten o bilgiye ulaşmamız istenmektedir. Siz, ben bilinmeyen bilgileri buldum, ben artık hacker oldum diye böbürlenirken kandırıldığınızın farkına bile varmazsınız. Neyse, bilgi dolandırıcılarını da geride bırakıp bir kademe daha aşağı iniyoruz. Bu katmanda rehberimiz Thor da bizi terk ediyor. Bundan sonra tek başımızayız. Burası bildiğimiz dünyaya benzemiyor. Buradaki internet bildiğimiz internet değil. Artık bildiğimiz ağları göremiyoruz. Büyük bir örümcek ağının içindeyiz. Etrafta ne olduğu belirsiz varlıklar var. Burası normal internetten tamamen izole edilmiş ve hackerların cirit attığı yer. Derinlere gömülmüş bilgilerin bulunduğu yerdeyiz. Suikast bilgilerinin ve kiralık katillerin bulunduğu bölge sanırsam burası. Aslında çoğumuz burayı bir kez gördük. Hitman'daki plan ve suikast bilgilerinin olduğu ekranı hatırladınız değil mi? Burada biraz daha dolaştıkça etraftakilerin gözüne battığımızı hissediyoruz. Hemen uzaklaşarak bir alt katmana iniyoruz. Burada neyin gerçek neyin gerçek olmadığını artık anlayamıyoruz. Deneyler, gizli örgütler, gizli tarikatlar. Bir alt katmana daha iniyoruz. Şu ana kadar internetin sadece %40'lık bölümünü keşfedebildik. Ancak daha fazla ilerleyemiyoruz. Bu bölgeden sonrası tamamen karanlık. 7 ve 8. katmanı sadece hayal etmekten başka seçeneğimiz yok. Özellikle internetin çekirdeği olan 8. bölge bizim hiçbir zaman ulaşamayacağımız bölge. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Tüm bu gezintilerden sonra hem örgütlerin takibine hem de yasal takibe takıldık. Yani başımız belada. Şimdi başka bir konu olan hem Deep Web'de hem de normal Web'de yaygın olarak kullanılan para birimine birazcık değineceğim. Bu para birimi çoğunuzun kulak aşinası olduğu Bitcoin'dir. Yaratıcısı belli ancak üreticisi belli olmayan bu para birimi 2009'dan beri günden güne yaygınlaşmaktadır. Ancak çoğu kişinin yanlış tanıdığı Bitcoin sadece yasa dışı işlerde kullanılmıyor. Yasal ve yasa dışı birçok kullanım alanları vardır. Yani normal parada olduğu gibi. Aslında Bitcoin'i oyun parasına benzetmek yanlış olmaz. Nasıl bir oyunda sunucunun durumuna, arıza ve talebe göre oyun parasının değeri azalıp artıyorsa Bitcoin'de de aynıdır. Neredeyse her şeyden etkilenip değerlenir ya da değer kaybedebilir. Bitcoin'in normal oyun parasından farkı daha güvenli olması ve maksimum sınırlı olmasıdır. Yani basılabilecek en fazla miktar bellidir. Bitcoin'in en büyük avantajı para transferlerinin çok düşük ücretlerle yapılması ve yatırım aracı olarak kullanılabilme potansiyeli olmasıdır. Yani dünyanın öbür ucundaki birine bile masrafsız para transferi yapabilirsiniz. En büyük dezavantajı ise Bitcoin'in arkasında Merkez Bankası'nın olmayışıdır. Bu yüzden geleceği belirsizdir. Bunun yanında yasa dışı işlemler Bitcoin ile çok rahat yapılabilmektedir. Şu an yavaş yavaş yaygınlaşıp küresel bir para birimine doğru yol almaktadır. Ancak bir anda yok olup gitme ihtimali de yok değil. Bitcoin ile bir haftada zengin olanlar da oldu, bir haftada batanlar da. Yani Bitcoin büyük bir risk havuzudur. Peki bu Bitcoin'ler nasıl elde ediliyor? Kredi kartı ya da havale yoluyla satın alınabilir. Belli sitelerdeki reklamlara tıklayarak veya anket doldurarak çok cüzi bir miktar kazanılabilir. Güçlü bir bilgisayarı olanlar bilgisayarını işçi olarak kullanabilir. Yani bilgisayar sistemdeki belirli kodları çözer ve çözdüğü kodlar için Bitcoin kazanılır. Buna madencilik deniyor. Hatta sırf bu iş için bile sistemler satılıyor. Konu fazla dallanıp budaklanmadan asıl konumuzu özet geçmek ve videoyu bitirmek istiyorum. Bütün bunları seni için anlattım. Tor, Proxy ve DNS kullanarak bazı yerlere girmeyi başaran arkadaşlar bünyeyi gereksizce överek ''Aa ben hacker oldum, aa devlet beni artık takip edemiyor, çok gizli bilgiler öğrendim.'' diyerek havaya girebiliyorlar. Artık güvenlik kuvvetleri de eskisi kadar teknolojiden uzak değil. Siz herkesin kullandığı klasik internet servis sağlayıcılarını kullanıyorsanız zaten adamların kucağındasınızdır. O yüzden zamanınızı boş yere harcamak yerine bilimsel şeylere yönelmenizi tavsiye ediyorum. Belki gizli kalmış bilgiler ilginizi çekiyor olabilir. Ama bilimsel içeriklerde keşfedeceğiniz yeni bilgiler sizi fazlasıyla tatmin edecektir. Böylece hem kendinize yararlı olmuş olursunuz
hem de internet sicilinizi kirletmemiş olursunuz.